Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün Albia aracımızın farlarını temizleyeceğiz. Uzun zamandır video paylaşamıyorduk. Kendi sebeplerimden dolayı bir kısım tayinden dolayı şey yapamadık, çekemedik. Araya askerlik vesaire girince bayağı 2-3 aydır yaklaşık video çekemiyordum. Şimdi tekrardan videolara başlıyoruz arkadaşlar. Bugün aracımızın farlarını temizleyeceğiz. Bu şekilde farlar oldukça soluk ve ışığın şiddetini bayağı etkiliyor. Bunu neyle temizleyeceğiz? Birazdan göstereceğim. Buharlı bir temizleme yapacağız. Malum şu anda herkesin yaptığı zımpara ve üstüne bu far temizleme buharı ürünle şey yapacağız, temizleme yapacağız. Şimdi ben size o ürünleri göstereyim. Hem ürünü incelemek için hem de far temizliğini nasıl yaparız, onunla ilgili bu videoyu çekeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ürünümüz bu görmüş olduğunuz set komple takım halinde. Ürünü internet üzerinden aldık. Ben aşağıya linkini bırakırım. Craftek'in far temizleme solüsyonu ve komple Craftek'in ürünleri arkadaşlar. Şu şekilde yanında gelen zımparalar 3 boy, 400, 1000 ve 1500 sırasıyla bunları dömbüye doğru yapacağız her far için. Şu şekilde bir kupası var. Solüsyonu buharlaştırmaya yarıyor. Biz bunu direkt aküden elektrik alacak şekilde aldık seti. Normal 220 volt alanı da var. O yüzden onu şey yapmadık, her yerde bulamayız diye. Şu şekilde iki tane yedek başlığı var. Yanında eldiveni, mikrofiber bezi hepsi geliyor arkadaşlar. Şöyle yanında gelen bir uyarı kağıdı ve temizlemeyi nasıl yapacağınızla alakalı yazılar var. Bunları ben yine video sırasında sizlere söyleyeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu yanında getirmiş olduğu yanında gelen setin zımparalarını suyla birlikte, su yardımıyla şu şekilde farımızı komple zımparalayacağız arkadaşlar güzelce. Bunları sırasıyla bütün zımparalarla yapacağız. Gördüğünüz gibi bu fardaki güneş yanığının renkleri bu şekilde sarı sarı iniyor arkadaşlar. Zımpara bize flu bir far bırakacak haliyle. Bu flu'yu da setteki bu solüsyonla birlikte alacağız arkadaşlar. İyi bir temizlik istiyorsanız zımpara işlemini çok iyi yapmanız gerekiyor. Bayağı pürüzsüz bir yüzey elde etmeniz gerekiyor ve güzel çizilmiş olması gerekiyor ki yüzeydeki bütün yanıkları vesaireleri alsın. Evet, işlemimiz bu şekilde devam edecek. Ben tamamını çekmeyeceğim. Şimdilik bu 400 P400 olan zımparayla işlemimizi tamamlayana kadar biz devam edeceğiz. Daha sonra diğer zımparaları da tekrardan size bildireceğiz. Evet arkadaşlar, zımparalama işlemimiz bitti. Far şu anda tamamen kurudu. Kamerada gözüküyor gibi ama çıplak gözle bakınca daha bir böyle flu görüntü var orada. İşlem bittikten sonra en son burada bu solüsyonumuzu şu şekilde biz iki kapak olarak ayarlayacağız. Mutlaka yani kapalı alanda yapmayın. Yapacaksanız da herhangi bir maske vesaire bir şey kullanın arkadaşlar. Çünkü kokusu keskin bayağı. Herhangi bir zararı olmasın. Şu şekilde üst kapağını kapağında oturtuyoruz arkadaşlar. Şimdi biz bunu akü artı ve eksilerini bağlamasını yapıp 2-3 dakika kaynamasını bekleyeceğiz. Evet, bir 2-3 dakika bunun ısınmasını bekleyeceğiz. Fokur fokur kaynatmıyor kupa ve herhangi bir şekilde suyla test etmeyin diye
Bu şekilde burada yazıyor arkadaşlar. 3-4 dakikada buharlaşıyormuş yaklaşık. Buhar görünmeyebilir diyor. Yani onu fara tutarak anlayacağız. Eğer gözle göremezsek. Bir 3 dakika bekledikten sonra işleme başlayınca tekrardan videoya alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, duman çıkma, yani özellikle bir duman görünmüyor ama böyle oradan bir şey çıktığını görebiliyorsunuz. Ve şu şekilde. Yavaş yavaş. Yaklaşık bir 2-2,5 dakikada ısıtmaya başladı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şöyle yan tarafından. Evet. Ve işlemimiz tamamlandı. Tamamen temizliği yaptık arkadaşlar. İçinde de yine yaklaşık bir kapak kadar var. Yani bir far için bir kapak dökmeniz yeterli. Evet, oldukça güzel bir sonuç elde ettik. Şöyle göstereyim. Bu yapılan far ve şurada da yapılmayan farımız arkadaşlar. Parlaklığı görebiliyorsunuz sanırım. Oldukça güzel bir sonuç elde ettik. Zımparlama işlemi yaklaşık bir yarım saat kadar sürüyor. Evet arkadaşlar, diğer tarafta çekemedim aşamaları ama burada da şu an ikinci zımpara işlemi yapılıyor. Binlik zımpara ile. Bu şekilde işlemi yaparken aynı zamanda ara ara şuradan su akıtırsanız hem zımpara daha rahat ilerleyecektir farda, hem de farın çizilmesi daha kolay olacaktır, daha güzel olacaktır. Bu şekilde diğer 1500'lük işlemi de yapıyoruz ve işlem sonlanıyor. En son işlemi de birazdan göstereceğiz zaten. Yaklaşık her zımparayı bir 10 dakika kadar, yani 5-10 dakika, farın durumuna göre değişir aslında o da. Yani bir minimum 5 dakika 10 dakika yapmanızda fayda var. Güzelce farın çizilmesi gerekiyor. Daha iyi bir sonuç elde edebilmeniz için arkadaşlar. Şimdi ben son işlemle birlikte sizleri göstereceğim tekrardan nasıl açıldığına dair. Ve arkadaşlar, son aşama olan 1500'lük zımpara ile yapıyoruz şu anda. Bu da komple diğer iki zımparanın çizdiğini en ince hale getirip daha düzgün bir yüzey elde edip şöyle bir tavsiye. Bir dördüncü zımpara, 2000 zımpara daha kullanabilirsiniz. O daha ince alacağı için daha güzel sonuç elde edersiniz. Ama bu da kötü değil. Gayet güzel bir sonuç verdi. Yani gördüğünüz gibi zaten yüzeydeki pürüzler bu şekilde çıkıyor, alınıyor. Ve bu işlem de bittikten sonra en son farı kurutup tamamen sileceğiz. Ve buharlı işlemi yapacağız arkadaşlar. Sağ farımız da bitti ve şu an buharla açma işlemine başlıyoruz.
Evet, bu taraf farımızın da işlemi tamamlandı ve oldukça güzel bir görünüme kavuştu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, far parlatma işlemimiz tamamlandı. Gayet güzel bir sonuç elde ettik. Bu şekilde eski haliyle yeni hali. Gördüğünüz videoda zaten ben yine ekleme yapacağım videonun sonuna, karşılaştırma, fotoğraf, video vesaire. Ürün de gerçekten başarılı. Zımpara işlemini iyi yaptıktan sonra ürünle çok bir iş düşmüyor zaten. Oldukça güzel farı açıyor, parlatıyor. Video bu şekildeydi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.